Teşekkür, Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. Türkiye Katar'a hangi amaçlarla asker konuşlandıracaktır? Soru 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a topraklarına ne kadar süreyle asker bırakacaktır? Soru 3. Katar'a gönderilecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerin sayısı nedir, düzeyi nedir? Soru 4. Türkiye Katar'a niçin destek veriyor? Soru 5. Türkiye Katar'a asker konuşlandırması ile ilgili oradaki Katar petrollerini mi kor korumak için gönderiliyor? Soru 5. Bu bir misillenme midir? Bu kadar 101. sırada, 102. sırada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan diğer sözleşmeler, işler gelmiyor. Niye Katar böyle öncelik sıraya alınıyor? Teşekkür ederim.